Eskişehir'in nabzında ikinci bölümdeyiz. Meclis üyeleri ve gazetecilerle şehrin gündemindeki başlıkları sizlerle paylaşmaya devam ediyor olacağız. İkinci bölümün ilk konusu URAYSİM olacak. URAYSİM yani Raylı Sistemler Mükemmeliyet Test Merkezi 2012 yılından bu yana Eskişehir'in gündeminde. Henüz tamamlanabilmiş bir proje değil. Proje başlangıcından bu yana sanırım 4 kere rektörlük koltuğundaki isim değişti. Proje 3 kere yer olarak değişti. Zaman zaman tarımı savunanlar projeye karşı oldu. Zaman zaman sanayileşme ve bunun getireceği katma değer hem Eskişehir hem de Türkiye adına önemli dendi ama pandemi sürecinde özellikle Eskişehir'de hizmet sektörünün yani ticari hayatında biraz sekteye uğraması sanayileşmeyle ilgili pek çok kişinin düşüncesini bir kez daha göz önüne almasına sebebiyet verdi. Şimdi bu projede ne oldu da yeniden Eskişehir'in gündeminde? Hemen onu da özetleyip yorumlarımıza geçelim. Geçtiğimiz günlerde Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş bir paylaşımda bulundu ve dedi ki Eskişehir için bir kez daha düğmeye basıldı. URAYSİM Mükemmeliyet Test Merkezi için Alpu ve Büyükşehir Belediyeleri yürütmeyi durdurma için dava açtılar. Daha önce aynı belediyeler meclislerinden yapılması için oy birliğiyle bu kararı geçirmişlerdi dedi. Sanayileşme olmadığı takdirde Eskişehir emekli kenti olacak gibi yorumlarda bulundu. Şehirde dediğim gibi bu bir kısım evet sanayileşme olmalı ama bu vahşi sanayileşme ve tarım alanlarına yapılmamalı diyor. Bir kısım da işte küçük bir alan gerekirse feda edilmeli. Çünkü Eskişehir ufkunda sanayileşme olmazsa biz ticari anlamda diğer şehirlerin gerisinde kalacağız görüşünü paylaşıyor. Süreç dediğim gibi teknik detaylarıyla da uzman görüşleriyle de aslında paylaşılmalı, tartışılması gereken bir süreç diye düşünüyorum. Sevgili Orhan Durmuş'la başlayacağım düşüncelerini almaya. Siz ne diyorsunuz URAYSİM konusunda? Evet. Şimdi gayet güzel özetlediniz. URAYSİM öteden beri Eskişehir'in gündeminde olan bir konu. Hatta yapımı şu an itibariyle %70'ler veyahut da o seviyelerde tamamlanmış da bir proje. Yeriyle alakalı bugüne kadar bir tartışma yoktu benim hatırladığım kadarıyla. Ne olduysa işte Sayın Celalettin Kesikbaş'ın orada entegre bir işte ihtisas organize sanayi bölgesi o mükemmeliyet test merkezine URAYSİM'e bağlı ona entegre bir şekilde sadece o konuyla ilgili bir ihtisas organize sanayi bölgesinin orada yapılmak istenmesiyle alakalı bir proje bir fizibilite çalışmalarından sonra proje ortaya koymalarıyla beraber URAYSİM'de tartışılmaya başlandı. Ben burada CHP'nin veya CHP'li meclis üyesi arkadaşlarımızın ya da belediye başkanlarımızın sanki Alpu'daki termik santralin oluşturduğu bir ön yargıyla hareket ediliyor gibi bir düşünceye kapılıyorum ister istemez. Esasen siz de söylediniz gayet güzel. Bunlar belediye meclislerinde, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de Alpu Belediye Meclisi'nde de oy birliğiyle geçmişti. Ve yapımına başlanmıştı projenin. Ne oldu da yani birdenbire ben bu işten aydım, işte bayılmıştım, şimdi ayıldım falan gibi bir duruma mı düşüldü de burada yürütmenin durdurulması istemiyle dava açılıyor. Bunu Eskişehir adına talihsizlik olarak görüyorum. Kaldı ki orada bu proje yapılmasından önce muhtemelen gelecekteki bu tarımsal alanla ilgili itirazların dikkate alınacağı şekilde bir fizibilite çalışması yapılmıştır diye tahmin ediyorum, düşünüyorum. Öyle olması gerekir çünkü. Ve ben zaman zaman Alpu'daki vatandaşlarımızla orada da zaman zaman gittiğimizde, görüştüğümüzde buranın doğrudan tarımsal alanı zarara uğratan bir yer olmadığı noktasında bir şey söyleyeyim. Sadece o rayların döşeneceği kısımla alakalı bazı yerlerin hani kaydırılmasının belki biraz daha doğru olabileceği. Çünkü bir ek bilgi gireyim mi evet, burada? Buyurun. Şimdi o bölgede yaklaşık 20 milyon lira mıydı sevgili evet. Ali Baş? Devletin sulu tarım yapılması için yeraltı barajı da dahil olmak üzere yaptığı yatırımlar var.
tarım ovası ilan edildikten sonra. Biz geçtiğimiz haftalarda bir hafta sonu gittik oraya. Şunu diyorlar hani teknik olarak dolana dolana geçeceği için bizim arada kalan kısımda da tarım yapma imkanımız yok ve su kaynakları hep burada. Bölünüyor. Bölünüyor itirazı devlet, var. Şunu ilerleyin. Devlet bu toplulaştırma için ciddi para harcadı. Yani arazilerin zaten herkesin bölük borç çıktı. Arkadaş siz bu bölük borç yapmayın. Toplaştıralım. Biçerde överinizi, traktörünüzü alın, ekipmanınızı. Uzun yerlerde tarım yapın. Şimdi şey var vatandaşın ne var? 15 dönüm orada, 20 dönüm orada. Çok büyük kayıp oluyor. 35 dönüm orada. Bunları topladı devlet. Ciddi de para harcadı bunun için. İyi tarım yapısını istedi. Çünkü böyle bir yatırım da var yani orada. Evet. Dediğim gibi bunlar itirazlar değerlendirilebilir. Zaten mahkeme artık bundan sonra hükmünü verecektir. Ancak hani böyle bir projenin de heba olmasının ben Eskişehir adına kayıp olacağını düşünüyorum. Bu noktaya gelene kadar o zaman yeteri kadar irdelenmiş yahut da bu fizibilite çalışmalarında bunlar raporlanmış olması gerekirdi. Ve vatandaşlarımızın da itirazları var ise o dönem yapmış olmaları gerekirdi. Belki de yapanlar olmuştur. Dolayısıyla Eskişehir'in sanayileşme açısından bir önceliği olmalı. Eskişehir'in sadece öğrenciye yönelik bir ekonomiye bağlı olduğunda işte yaşadığımız son bir yılı değerlendirdiğimizde maalesef ne kadar herkesin sıkıntıya düştüğünü, esnafın büyük oranda gelir kaybına uğradığını maalesef üzülerek görüyoruz. Dolayısıyla Eskişehir'i sanayi olarak geliştirmemiz gerekiyor. Bu noktada organize sanayi bölgemizin oldukça Eskişehir'e katma değer üreten bir fonksiyonu var. İstiyoruz ki bu noktada biraz daha ileriye doğru adım atılabilsin. Bunu da hatta zaman zaman bu programlar vesilesiyle konuşmaya çalıştık. Eskişehir'i diğer ilçelerine de genişletecek şekilde sektörel bazlı bir takım oluşumlarla orada da ekonomik değerleri üretecek, oralara bir değer katacak, istihdam oluşturacak yeni projelerin veyahut da sektörlerin gelişmesine dair bir çabamızın olması gerektiğini de buralarda hep söyledik. Zaman zaman meclislerde de dile getiriyoruz. Dolayısıyla Alpu'da hazır böyle bir imkan doğmuş, böyle bir durum varken ben merak ediyorum eğer ki bu termik santral meselesi olmasaydı Alpu'da bu Uraysim meselesine bu kadar acaba ön yargılı bakılır mıydı? Pek düşünmüyorum doğrusu. Orada bir oluşan belki haklı olarak oluşan kamuoyu refleksinin CHP tarafından belki politize edilmesiyle başka her şeye de sanki karşı çıkılan bir şey var. Hatta belediye meclislerine gelseniz göreceksiniz veya bilgi alıyorsunuzdur. Orada bir elektrik kurumuyla ilgili mesela Alpu Belediyesi'nin bölgesinde elektrik kurumuna tahsis edilecek bir alan oraya trafo yapacak. Efendim şer konuluyor diyorlar ki burada ileride termik santral yapılıp da burada kullanılmasına imkan vermemek üzere kabul edilmesi. Şimdi böyle bir takım şartlarla o doğmamış bir takım şeye daha ama şimdiden termik atıp yapmak. Daha hani bitti, çok arada geçti, mesafe var. Zaten şey de böyle bir durum yok. Mahkeme işte biliyorsunuz onu şu an için iptal etti. Dolayısıyla böyle bir ön yargı var. Anlatmak istediğim bu. Bu ön yargılarla biz ilerleyemeyiz. Yanlış olur. Bu noktada dediğim gibi belediye meclislerinin aldığı, oy birliğiyle aldığı bu kararlardan sonra hayır o zaman yanlışmış, şimdi biz bunu yeniden tam bitme noktasına gelmişken mahkemeye götürelim de durduralım demenin bence çok mantığı yok. Ama rehabilite edilebilir mi? Mesela işte az önce Ali Bey'in de söylediği şekilde adamın mesela 80-100 dönüm bir tarlası var da doğrudan içinden 2'ye 3'e bölünecek şekilde bir efendim ray tertibatı geçiriyor ise bunu evet vatandaşın bu mağduriyetini giderecek şekilde bir planlama yapılmasının daha doğru olacağını söyleyebiliriz. Ama bunun bütün bir projeyi akamete uğratmadan, iptal etmeden, yapılan bu yatırımları heba etmeden yapılması, işte revizyon belki rehabilite edilecek şekilde yeniden dizayn edilmesinin daha makul olabileceğini ben düşünüyorum. Yapılan şeylere hani takoz koymanın da bu manada çok doğru olmadığını düşünüyorum. Evet, rehabilite konusuna özellikle ben de katılıyorum. Sevgili Kerem, sana döneceğim. Şimdi bu tür konular şehrin kaderi, geleceğiyle ilgili konular. Evet, tartışılmalı ama
dolu dolu tartışılmalı ve paydaşları da çok fazla olmalı. Çünkü burada şehrin ikbali, geleceği derken hepimizin yarını ilgilendiren bir husus var. Topyekün bir evet ya da topyekün bir hayır denmemeli. Evet, gittik, oradaki tarım yapan üreticilerle de görüştük. Gerçekten mağdur olanlar, işte yarının ya da toprağının derdine düşecek kadar muzdarip olanlar var. Diğer tarafta da ister istemez hani proje çok değerli bir proje, çok geniş bir proje, karşı değilim. Ama yer değişikliği ile ilgili bir şeyler yapılabilir mi diye de düşünüyorum. O yüzden topyekün taca atmaktansa, hayır demektense projenin yapılabilirliği için çözüm önerileri lazım bana göre. Şimdi bu noktada Recep Taşel'in, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı'nın da bir açıklaması var. Tabii Recep Taşel sadece CHP İl Başkanı değil, aynı zamanda Sayın Celalettin Kesikbaşı'nın da eski uzun yıllardır yol arkadaşı, onun yönetimindeydi, yeni ayrıldı oradan. Dolayısıyla bir sanayici gözüyle de bakıyor o. Şimdi o bu şekilde senin işaret ettiğin noktada bir açıklama yaptı. Dedi ki orada kıraç araziler var. Buralara da yapılabilir ifadelerinde bulundu. Ben hatta şöyle bir açıklamada da bulundu. Eskişehir halkının zekasıyla alay etmeyelim. Doğru proje yapalım, destekleyelim ifadelerinde bulundu. Dolayısıyla burada doğru proje nedir sorusunu sormak lazım. Bir sanayi tesisinin yapılmasını herkes ister. İnsanlar ekmek yiyecekler orada. Bir ihtisas sanayi bölgesi ne olabilir? Yani bir tahsis edilen bir sanayi bölgesi. Mesela tarım ve gıdaya dayalı bir tahsis edilmiş bir sanayi bölgesi de olabilir. Bence Alpı'ya daha çok yakışır. Yani Uraysim yapılacaksa, ki yapılacak gibi gözüküyor. Bunun da daha kıraç bir araziye yapılmasında ben hiçbir mahsur görmüyorum. Bu soruya da bir türlü hiç kimse cevap vermiyor. Yani çok net bir soru var ortada. Sayın Recep Taşel'in de ortaya koyduğu bir soru. Az öteye, kıraç araziye niye bunu yapmıyorsunuz? Niye illa sulak araziye yapıyorsunuz diyor. Sanırım orada... Bu soruya da ben mantıklı hiçbir cevap bulamıyorum. Eğim meselesinden dolayı teknik imkanlar, daha doğrusu imkansızlıklarla buradaki alanın... Bir de askeriyeye ait bir arazi diye duyduk. O kısmını bilmiyorum ama eğim meselesinin burada önemli olduğunu söylüyorlar ilgili uzmanlar. Tabii siz devam edin isterseniz. Tamam, onu da bir köşe, ama dediğin çok doğru bir yaklaşımda bulunuyorsun Soner. Yani bunu toptan reddetmek ya da toptan kabul etmek yanlış bir davranış. Çünkü bu yapılacak tesisler bizim sevgili vatandaşlarımızın karnını doyuracak. Bizim Eskişehir ekonomisinin de karnını doyuracak. Aynı şekilde bu yatırımlar hepimizin yüzünü güldürecek. Ha, öte yandan tarım arazilerinin heba edilmesi de bizi üzer, yüzümüzü üzer. Bunu da unutmamak lazım. Yani bunu mantıklı bir şekilde konuşmak, değerlendirmek lazım. Hemen bir münakaşaya ya da sen ben kavgasına çevirmemek lazım. Aklı başında konuşmalar yapmak lazım. Bu açıdan bu tartışmaları ben zararlı görmüyorum, yararlı da görüyorum yani hatta. Yani birisi keyfiyetten 20 sene sonra etkileyecek bir kararı masa başında almamalı. Masa başında almamalı. Çok haklısın. Sevgili Ali Baş bugün konuya farklı bir bakış açısıyla yaklaştı. Celalettin Kesikbaşı'nda aynı zamanda Recep Taşel, sen de vurgu yaptığın bu söylemleri üzerine buradan da bir tespit çıkarttı. Söz sende sevgili Ali Baş. Şimdi Recep Taşel sanayi odasında Celalettin Kesikbaşı'nın yardımcısıydı. İstifa ederken gerekçesi şuydu. Ben siyaset yapacağım. Hem CHP il başkanı olup hem sanayi odası yönetimde yer almam şık olmaz. Aslında yasal olarak da bir sıkıntı yoktu. Durabilirdi orada. Ama kendisi bunu tercih etti. Dolayısıyla bu gibi konular siyasetin konusu. Yani şehirde neyin konusudur? İşte belediye meclislerinin, sivil toplum örgütlerinin hep beraber ortak olup bunların konusu. Şimdi o da diyor ki ben siyaset yapmak için bıraktım. Fikrimi orada söylemedim. Partide söylüyorum. Sen de buna çok istiyorsan diyor, burada yap diyor. Sen de gel siyaset yap. Senin siyasi düşüncen halk oy verirse evet iktidar ol, istediğin zaman yap, yaptır. Kimse itiraz edemez o zaman. Öyle değil mi? Güç sendeyse. Uraysim olayında biz gittik, bu detaylarını anlattınız, söylediniz, dolaştık. Birincisi, şimdi niye gündeme geldi tekrar? Şundan dolayı. Anadolu Üniversitesi kamulaştırma kararı çıkarttı. Arazisi elinden gidecek olan vatandaşlar mahkemeye gitti. Dolayısıyla bağlı oldukları da belediyeyi buna zorladı. Arkadaş sen git buna müdahil ol dediler. Bunun için yeniden çıkıyor. İkincisi Orhan Bey bir şey söyledi. Bak burada bir yanlış durum var. Kamuoyu da bunu pek bilmiyor.
Diyor ki bu belediyeler buna o zaman izin verdi, şimdi niye karşı çıkıyor? Evet, paylaşımda da var. Buradaki paylaşım. Buradaki olay şu. Eskişehir'in hem fikir olduğu, benim de o zaman evet bu olabilir dediğimiz nokta Uraysim'in ilk projesidir. Uraysim'in ilk projesi büyük bir çember içindeydi, dolaşıyordu. Şimdiki projeyle alakası yoktur. Orayların döşendi. Anadolu Üniversitesi'nde ben Tarım İl Müdürlüğü'nden falan ilgili kuruluşlardan izin aldım dediği yer ilk projeyle ilgili izindir. Şimdi bu daha sonra bu bozana dayandırdığı içinden şey geçtiği kısımla ilgili bir izin yoktur. Bir şeyi karıştırmamak lazım. İlk proje kafa karıştırıyor. İlk projeye izin vermiştir. İlk projeye de ne oldu? Termik santralciler geldi, hop kardeşim dediler. Biz buraya termik santral gideceğiz, sen öte kay dediler. Projeyi ondan ne işte? Sen şimdi diyorsun ki biz ilk projenin izniyle ikincisini yapalım. Olmaz kardeşim. Buna kimse müsaade edemez. Sen Eskişehir kamuoyuna dedin ki biz alacağız, bir yuvarlak çizeceğiz. Test merkezi ve bunun izinlerini aldım. Tamam. Kimse buna bir şey demiyor. Ama sen şimdi diyorsun ki yerim dar, bu olmaz. Ben bu işten caydım. Ben şöyle yapayım. Oturdun masa başında, kağıt üzerinde ufak daire çizdin. İçine S koydun, sonra biraz daha bozana yaklaştırdın. Gerek yok. Sen ilk projeyi yapmışsın, uygula yaptın projeyi. Niye uygulamıyorsun? Hangi güç sana bu projeyi uygulandırmadı? Kim sana buna müdahale etti? Kim karşı çıktı? Niye yapmadınız? 10 yıl yapmadım bu projeyi. Elinde tutan mı vardı? 10 yıl sonra diyor ki ben burayı beğenmedim, şurayı yapacağım. Şeye ne diyorsun? Şöyle dedikodular da çıkıyor. İşte hani o yüzden diyorum dolu dolu tartışılmadı evet diye. Şimdi termik santral ön yargısından bahsetti Sayın Durmuş. İşte burada yapılacak, buraya kurulacak bir ekstra demiryolu ağıyla evet aslında termik santrale de ya da başka noktalara da buradaki rezervin, kömür rezervinin çıkarılacağıyla da ilgili bölgede söylentiler var. O yüzden de buna evet karşıyız. Evet, santral bu sayede kurulması kolaylaşacak, yatırımcıya da bir gel yapılıyor diye düşünen de var. Ben şimdi tabii bu varsayım üzerine konuşmak istemiyorum. Doğru da bulmuyorum bunu. Yani olabilir, teori. Komple teorisi. Herkes üretebilir bunları. Ben tabii bu realden hareket etmek istiyorum. Realdeki durum bu. Doğru bir yaklaşım değil. Şimdi tabii bir de pandemi nedeniyle bütün dünyada bir tarıma karşı ilgi arttı, duyarlılık arttı. Herkes önemli bir kere daha kavradık. Evet, daha sahip çıkmaya çalıştı. Bu da üzerine geldi. Çiftçiler de diyor, biz doyuruyoruz arkadaş sizi diyor. Gidin bakın oradaki, biz doyuruyoruz diyor. Tek bir şey söyleyeyim. Ayçiçek yağı var, sıkıntısı var. Niye? Ayçiçek üretimimiz yok. Yağı dışarıdan alıyoruz. En fazla biz alıyoruz. Ya bu Alpova'sında bir dönem yer gök ayçiçeğiydi. Arkadaş biz oraya del, buraya del. Olmaz. Bir de tabii ben Sayın Celalettin Kesikpaşa'da şunu söylemiştim. Bir yıl önce söyledim. Bir yıl olmasa bile 6 ay önce. Tamam Sayın Başkan dedim. Haklı olabilirsiniz. Ama yasal bir engel var. Yasal engel de şu, Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla altında imzası var. Bizzat Alpova'sı büyük ova ilan edildi. Tarımsal sit alanı. Bir çivi dahi çakamazsın, bir şey yapamazsın. Bu engeli nasıl aşacaksınız dedim. Sordu mu soruyu? Şimdi yasal engel var. Onun için insanlar mahkemeye gidiyor. Yapamazsınız. Benim söylediğim bu. Yoksa arkadaş hani şöyle bakılmasın. Ben buraya fabrika kuracağım, çevreyi katledeceğim, orayı pisleteceğim, nehirlere dökeceğim. Sen gelişmenin önünde engelsin, bir dur bu kadar. Hayır arkadaş, böyle bir şey yok. Yap, nizam neyse, intizam neyse yap fabrikanı, uygun yere yap tesisini. Kim sana Eskişehir'de bir şey diyebilir? Kimse demiyor. Ama ben böyle vahşi, kural tanımaz, istediğim gibi yaparım, her şeyi bildiğim gibi yaparım derseniz birileri dur der. Onun için Eskişehir'lerin de bu konuda hassas davranması lazım. Çevre önemli, tarım önemli, doğa önemli. Biz bu vahşi tesisleşmeye karşı olmak zorundayız. Dediğim gibi daha önceki bir plan vardı. Bunu Eskişehir'de ben gazeteci olarak soruyorum, bana kimse izah etmiyor. Arkadaş bu ilk plandan neden vazgeçildi? Hangi güç buna vazgeçirdi? İşte santral. Şimdi sen orada santral yapacaksın, git. Buraya... Burada başka bir şey yapacağım. Git, gel. Bizim Bozan'da... Birinci projenin uygulanması santralle ilgili evet düşünceleri de belki değiştirecek. Evet. Yani oradan da bir çıkarım elde edilebilir.
burada dava açılması son derece doğru. Herkese bu razı gelsin. Arkadaşlar, yargının kararına, hukukun kararına, mahkemenin kararına herkesin razı gelmesi lazım. Evet. Şimdi bir başka konuya geçeceğiz. Tepebaşı Belediyesi ve içkili yerlerle ilgili bir konu. Sayın Durmuş'un daha vakıf olduğunu düşündüğüm bir konu. Ben dilim döndüğünce anladığım kadarıyla aktarmaya çalışayım. Şimdi belediye meclisinde bir adrese, tek ama münferit herhalde bir, evet, noktaya bir ruhsat veriliyor. Ancak bu ruhsat verilen yer kanuni olarak verilmemesi gereken bir nokta. Dolayısıyla AK Parti grubu da bu konuda bir dava açıyor durdurmayla ilgili ve bu dava sonuçlandı. AK Parti'nin lehine sonuçlandı. Yani onun düşüncelerinin, evet, lehine sonuçlandı. Biz sizden dinleyelim aslında, evet, durumu. Şimdi belirtilen yer İsmet İnönü Caddesi'nin hemen bir sokağının başındaki bir yer idi. Meclise konu geldiğinde bizim komisyondaki arkadaşlarımız incelediklerinde dediler ki bakınız bu içkili yerler belirleme yönetmeliği var. Bu yönetmeliği aykırı bir şekilde yapıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Sadece tek bir yer gösteriyorsunuz. Buraya ruhsat vermek açısından böyle bir yola giriyorsunuz. Bu doğru değil. Çünkü kanun ve o ilgili yönetmelikte diyor ki münhasıran tek bir yer değil, bir bölge olarak belirlenir ve burada bu işler yapılacaksa onlara ruhsat verilir şeklinde bir emredici bir hükmü var. Yani anlamak için soruyorum. Tek bir dükkana diyelim, evet, bir ruhsat veremezsiniz diyor. Birkaç tane yani kompleks, evet, olarak. Ama bir sokak lazım. Orada örneğin işte bunu yine birkaç ay önceki buradaki programımızda tartıştık. Odunpazarı Belediyesi'nin de İçkili yerler bölgesi belirlediği okullar, sokaklar vardı. Biz de onların bazısına itiraz etmiştik. Hatta onu da dava konusu yaptık. O da devam ediyor. Orada ama Odunpazarı Belediyesi kanuna daha uyarak ya da en azından o yönetmelik hükümlerine bağlı kalarak öyle bir karar çıkarttı. Yine biz karşı olduk. İşte bir takım gerekçelerle, şimdi tekrar onları söylemeyeyim. Okul alanları, efendim sokaktaki işte bir takım dini tesislere yakınlığı vesaire vesaire. Dolayısıyla orada bir işte sokağı ve bir caddeyi ya da bir bölgeyi esas alacak şekilde bir düzenleme yapmanız gerekirken siz sadece şu kapı numarası, şurası, şu bina ile alakalı bir yer tespiti yapıyorsanız bu kanuna aykırı oluyor, usulsüz oluyor, doğru olmuyor. Biz de bunu söyledik. Belediye meclisinde de söyledik. Onlar yine bizim red kararımıza, bu uyarılarımıza rağmen oy çokluğuyla geçirdiler. Biz de ne yapacağız? Götürdük mahkemeye ve mahkeme bir kez daha bizi haklı gördü ve bu noktada verilen ruhsatı da iptalini sağladı. Bir kez daha diyorum, neden? Biz bunu aynı şekilde 2016 yılında da tekrar buna benzer aynı bir uygulamayı Tepebaşı Belediyesi bizim ısrarlı uyarılarımıza, itirazlarımıza rağmen yine oy çokluğuyla geçirmişti, yine dava etmiştik ve yine kazanmıştık. Yani aynı yanlışa düşmenin manası yok. Burada az önce de programın birinci bölümünde de bahsetmiştik. Belediyeler ya da idareler, kamu mutlaka yasalarla, yönetmeliklerle ilgili mevzuata bağlı olarak karar vermek durumundadır. Siz bazen çok isteseniz de ve bir takım yani size dair mantıklı gelen bir takım düzenlemeyi de eğer kanunu değilse hayata geçiremezsiniz. O kanun değişmek durumundadır. O zaman onun çabasına bakarsınız. Ama herkes o kanunlarla bağlıdır. Öyleyse dedik ki bakınız burada yanlış yapılıyor. Lütfen bunu dikkate alın. Aynı yanlışı bir daha yapmayın dedik. Hayır dediler. Onun önünde efendim bir tesis var. Orası işte efendim buna Turizm Bakanlığı'ndan aldığı bir ruhsat var. Dolayısıyla burasına da biz verebiliriz dediler. Hayır dedik, veremezsiniz. Tek bir çünkü yer. Dolayısıyla burada belediye meclislerinde zaman zaman bu tür yanlışları hep düşülüyor. Biz de itirazlarımızdan maalesef sonuç alamıyoruz ve mahkemeye taşımak durumunda kalıyoruz. Ve bu sayede mahkemede haklılığımızı tespit ediyor. Son bir yılda dedim birinci bölümde konuşurken 6 tane davayı kazandık AK Parti meclis gruplarında görev yapan arkadaşlar olarak. Tepebaşı Belediyesi'nde içkili yerlerle alakalı bu yanlış ikinci defa yapıldığı için İkinci defa kazandık. Yine
Hatırlayacağınız gibi bu programda da söyledik, belediye meclisinde de konuşmuştuk. Eskişehir Anadolu Lisesi'nin yanındaki büyük alanla ilgili olarak yine ticarete çevrilmesi, belediye hizmet alanının ticarete çevrilmesiyle alakalı bir imar değişikliği yapılmıştı. Onu da yine bizim karşı oylarımıza rağmen geçirmişlerdi. Mahkemeye taşıdığımızda yine haklı olduğumuzu mahkeme teyit etti. Keza Odun Pazarı'nda Odun Pazarı Belediyesi'nin yaptığı, işte Sultandere'de petrol istasyonu arsası olarak ticaret alanına dahil ettiği bir yerin imar değişikliğini yine mahkeme yoluyla iptal ettirdik. Keza yine Emek Mahallesi'nde Odun Pazarı Belediyesi'nin yine benzer konuda yaptırdığı bu imar değişikliğini yine mahkeme yoluyla haklı olduğumuzu teyit ettirdik. Dolayısıyla şuna geleceğim. Belediye meclislerinde biz gerçekten herhangi bir siyasi bir mülahazadan uzak, Eskişehir'in yararına ve o bölgenin hizmetine, faydasına olabilecek konularda hep oy birliğiyle kararlarımızı geçiriyoruz. İşte Tepebaşı Belediyesi'nde istatistikler bellidir. Büyükşehir Belediyesi'nde istatistikler bellidir. Tepebaşı Belediyesi'nde yine belediyenin bize verdiği bilgilere göre toplam kararların, meclis kararlarının %96 civarı veya 97 civarındası oy birliğiyle geçiyor. Ama oy çokluğuyla geçen, bizim ısrarla karşı çıktığımız meselelerde de onların bize dikkate almalarını rica ediyoruz. Çünkü yanlış oluyor, hukuka uygun olmuyor, usule uygun olmuyor. Bu noktalarda yine... ticari hususlar. Evet. Yine şeyler de var. Bir algı da oluşmuş. Hayır değil. Hayır değil. Hiç böyle değil. Çünkü diğer o geçtiğimiz %96'lık kararların içerisinde birçok ticari düzenleme var. Yine bizim çok ısrarla dile getirdiğimiz tahsisler meselesi var. Tepebaşı Belediyesi'nde bu, hatta yine Sayıştay raporlarında da yer aldı. Herhangi bir derneğe tahsis edilirken bunun belli şartları var. O şartlara uygun olmayacak şekilde yine tahsisler yapıldı. Bakınız dedik, bunları yapmayın, bu doğru değil. Kanunu arkadan dolaşmaya çalışmayın. Nitekim onlar için mahkemeye başvurmadık. Çünkü ilgili dernekler toplumda hassasiyeti olan dernekler olduğu için onları yargıya taşımaktan imtina ettik. Ama ne oldu? Sayıştay bunları incelediğinde, baktığında bizim haklılığımızı bir kez daha teyit etti. Hayır, bunları yapamazsınız, bu tahsisler usulüne uygun değildir dedi. Dolayısıyla toparlayacak olursam tekrar şunu vurgulamak istiyorum. Gerek Tepebaşı'nda, gerek Büyükşehir'de, gerek Odun Pazarı'nda AK Parti meclis üyelerinin söylediği konu, ısrarla karşı çıktığı konularla alakalı da hani ne olur oy çokluğuna güvenerek bir karar geçirmeye bakmasınlar değerli başkanlar ve meclis üyelerinden, bunu rica edeyim. Çünkü Eskişehir adına bir kayıp oluyor. Süreç noktasında, enerji noktasında, masraf noktasında ve bir takım gereksiz yere gerilimlerin artması noktasında. Yani faydadan çok zarar getiriyor. Gönül ister ki her şeyi kurallar, kanunlar, mevzuat içerisinde düzgün yapılsın. Biz de seve seve onlara destek verelim. O kararlara biz de karşı çıkmayalım, kabul edelim. Evet, teşekkür ediyoruz. Sevgili Kerem, sana döneyim. Şimdi bu olayın, ben Orhan Bey'den dinledim. Ayrıntılarını da bize anlattı. Çok teşekkür ederim. Yani çok vakıf olduğum bir konu değildi açıkçası. Öğrendiğimizde iyi oldu. Orhan Bey'in şu sözlerine katılıyorum. Belediye meclis üyeleri hepimizin belediye meclis üyeleridir. Ve biz onları gerekirse belediyeyi denetlesinler diye oraya gönderdik. Tabii. Dolayısıyla onların bir takım şerhlerine, itirazlarına dikkat etmek lazım. Zaman kazandırır bize. Görevleri yanlış de zaten bu. Bağdat'tan dönüyor ama hani dönmeden halletmek daha iyi oluyor. Bu bence teknik bir ayrıntı. Öğrendiğimizde iyi oldu. Çok fazla söyleyebileceğim tabii bir şey yok. Yani. Çok zaten kısa bir değerlendirme alayım. Evet, aynı ben, şekilde. Ben de şu var. Ya bu gönül arzu eder ki arkadaş herkes istediği yere, istediği iş yerini açsın. Yani belediyelerin ustasını açsın. Ama bizim yasalarımız var ve bu yasalara uymak zorundayız. Yani sen ara sokakça açacağına caddede açacaksın. Yani bildiğim kadarıyla cadde bu işe izin veriyor. Ama şimdi ara sokakta açarsanız, ben de orada neresi var diye böyle bir kafamdan şey yapayım, yer de yok açıkçası orada. Bir, yani bir giriş hemen caddenin kenarındaki yerler herhalde. Başka da çünkü sokağın içine doğru ilerleye gidince konutlar var. Bir otelin devamındaki evet, bir iş yeri var. Evet, olacağını da sanmıyorum. Dönmüş zaten. Mahkemeden anladığım kadarıyla dönmüş. Evet.
yani ısrar etmemek lazım. Mahkemeden döneceğini bile bile. Yani bu ikinci olay oluyor. İkinci defa. Demek lazım. Aynı yanlışa yani düşünüyorum. Bir de mevzu bahis işletmenin de bir zararı olmuş. Yani demek ki güvenmiş onlar. İşkili mekan diye düşünüp yapmışlar. Buna da dikkat etmek lazım. Evet. Şimdi bu akşamın son konusu ama önümüzdeki günlerde herhalde bir başka gündemde yine almamız gereken bir husus. Malum Mart ayıyla birlikte kademeli olarak normalleşme ile ilgili bir süreç, bir beklenti var. Vaka sayıları eğer artış göstermezse il bazında yerinde alınacak kararlarla iller eğer az riskliyse bir şekilde adım adım, etap etap bu normalleşmeyi yaşayabilecekler. Tabii Eskişehir ilk 15-21 Mart arasındaki, Şubat arasındaki haritaya baktığımızda %30 seviyelerindeydi. Ama geçen günlerde bir ufak artış yaşandı. %15'lik bir artış. Bu tabii rehavete kapılmamamız gerektiğini, gevşememiz gerektiğini bir şekilde bizlere önemli bir mesaj olarak veriyor. Çünkü Afyonkarahisar'da, Kütahya'da da aynı tablolar Eskişehir'le birlikte bu coğrafyada kendini gösteriyor. Normalleşebilecek miyiz? Bu soruyu hep böyle kendi içimizde soruyoruz, konuşuyoruz. Bir de burada konuşalım, tartışalım. Eskişehir özelinde normalleşebilme sinyallerini siz nasıl görüyorsunuz? Normalleşebilecek miyiz ya da ilk normalleşen şehirlerden biri olabilir miyiz? Esasen bu konuda geçen haftaya kadar son derece ümitliydim ben. Mart ayı itibariyle, 1 Mart itibariyle Eskişehir'de her yerin biraz daha gevşeyeceğini, bir takım o kapanan kısıtlayıcı alanların, yasakların kalkacağını, o noktada daha fazla hayatın yeni normal bir şekilde devam edebileceğine dair olumlu bir atmosfer içerisindeydik vaka sayıları sebebiyle. Fakat son haftadaki alınan verilerle %35'in üzerine çıktığını, onu da çok oransal olarak yani %0.6 gibi bir fazlalıkla, yani bu da toplamda nüfusa oranlandığında yaklaşık 4-5 kişi gibi bir sayı yapıyor. Yani biz 5-6 kişilik bir vaka artışı sayısıyla maalesef orada bu normalleşmeyi kaçırabilecek duruma geldik. Esasen Eskişehirli hemşehrilerimiz pandemi sürecinin genelinde kurallara riayet eden, mümkün olduğu kadar bu konuda bir takım olumsuz manzaralar, işte çarşıdaki yoğunluk, efendim belli yerlerdeki yoğunluk vesaire gibi dışında, onların haricinde genel olarak kurallara uyulduğunu, pandeminin de bu manada biraz daha başarılı yönetilebildiğini düşündüğümüz şehirlerimizden idi. Tam da bunun için işte sarı renge döndüğünde birdenbire biraz daha artışın olduğunu ve kısıtlamaların bu böyle giderse maalesef Mart ayında da devam edeceği bir dönemi yaşayacağımız anlaşılıyor. Burada evet, herkes çok bu pandemi sürecinden dolayı son derece sıkıldı, bunaldı, yoruldu, yıprandı. Bunun ilavesinde, bunun yanında özellikle de gelir kaybına uğrayan esnaf ve ticaret erbabının son derece büyük bir sıkıntısı var. Dolayısıyla her yerin bir an önce normalleşmeye başlaması, açılması, yeniden o gelir getirici faaliyetine devam edebilmesi hepimiz açısından son derece önemli ve biz bunu istiyoruz. Ama bu noktada değerli vatandaşlarımıza önemli bir sorumluluk düşüyor. Yani herhangi bir yerden bir uyarı olmasa da vatandaşlarımız bu duyarlılıkla, işte bu artık mutasyonu da görülen, farklı versiyonları ortaya çıkan bu virüsün hayatımızın içerisinde olacağı gerçeğini bilerek buna göre yaşamayı baz alacak şekilde, hayatımızı düzenleyecek şekilde bir hayat sürdürmemiz gerektiği ortada. Herkesin bu noktada biraz daha duyarlı olması gerekiyor. Bunu yaparsak koskoca bir 889 bine yaklaşan Eskişehir nüfusuyla beraber bir rahatlama yaşayacağız. Ama sorumsuzluklar, çok kısmi sorumsuzluklar, işte şu anda vakalar benim bildiğim kadarıyla Eskişehir'de 300'lere yaklaştı günlük. Hani bunu 100'ün altında filan tutabilir noktaya gelirsek veya 150 civarının altında, bu bize, hepimize bir fayda olacak. Dolayısıyla bu dikkati sağladığımızda
hep beraber o bunaldığımız günlerden biraz daha nefes alacağımız günlere doğru hepimiz belki gidebileceğiz. Ancak bunun için dediğim gibi daha duyarlı davranmamız, buna uygun yaşayışı sürdürmemiz gerekiyor, dikkat etmemiz gerekiyor. Kararlar gibi biz de kademeli hareket etmeliyiz, dikkatli olmalıyız. Şimdi normalleşmeyi en çok hani kişiselden daha ziyade pek çok insan esnaf adına istemeye başladı. Evet. Şöyle bir özellikle lokantacılar empati yapıyor insanlar. Hadi hani bizim de hepimizin geliri azaldı ama bu süreçte yine soframıza koyacak soğanımız, ekmeğimiz var ama o insanlar hani bu noktada da çok yoksunlaşmaya başladılar. Hani onların bu umudu da kalmadı diyorlar. Hani bizden ziyade aslında esnaf için bu ilk etapta normalleşme daha elzem diye düşünüyorlar haklı olarak. Ben de aynı kanaatteyim. Sence Eskişehir normalleşebilecek mi? Nereden başlamalı bu süreç? Bu soruna daha sonra cevap vereyim. Önce şu empati yapmaktan bahsettin. Çok önemli bir konu tabii. Empati yapıp yaptığımız zaman yani esnaf adına çok üzülüyoruz. Bir de sadece kendi ailelerini değil, yanlarında istihdam ettikleri kişileri de çalıştırıyorlar. Tabii. Bizim sektörümüz, daha biz de evimize ekmek getiriyoruz sen ben ama daha farklı bir sektör. O yüzden esnafa daha çok üzülüyoruz. Fakat olayın duygusal yanının dışında bir ekonomik bir yönü de var. Esnaf aslında üreticiyle tüketiciyi buluşturuyor. Dolayısıyla esnafı bu üretim halkasından çıkartmak üreticinin de işini çok zorlaştırır. Bunu da unutmamak lazım. Yani esnafın zarar görmesi kısa vadede esnafın zarar görmesidir. Uzun vadede herkesin zarar görmesidir. Aynen. Olayın bir de böyle mantıklı bir yönü de var. Eskişehir çıkabilir mi? Vallahi inşallah çıkarız. Çünkü bireysel olarak da ben hepimiz yani herkesle konuşuyorum. Herkes çok sıkılmaya başladı bu işten. Ekonomik açıdan çok büyük bir baskı altındayız. Bunun dışında psikolojik açıdan da çok büyük bir baskı altındayız. Hatta yavaş yavaş psikolojik baskı ekonomik baskıyı bile geçmeye başladı. Travmaya dönüştürüyoruz. Evet, öyle oldu yani açık konuşmak gerekirse. Bu süreci aşabilir miyiz? Şimdi biraz zor gözüküyor. Bir kere 3 sebebi var bunun. Öncelikle aşı temininde zorlanıyoruz. Aşıyı biz üretmiyoruz. Üreten ülkeler de belli bir sayıyla üretiyorlar. Dolayısıyla aşı temini bütün dünyada yavaş gelişiyor. Daha önceden iyimserdik. Aşı icat edilecek. Hep birlikte birbirimize sarılacağız. Gözyaşları içinde bu krizi atlatacağız diyorduk. Olmadı. Olmuyor. Bütün dünyada da böyle oluyor. Bu birinci sıkıntı. İkincisi bu arada hiç tahmin edilmeyen bir gelişme oldu. Hani böyle Amerikan filmlerinde, ikinci sınıf filmlerde olur. Tam her şey yolunda gitti derken senarist bir felaket daha ekler. Virüs mutasyona uğradı. Bir sezon daha uzar dizi. Bir sezon daha uzar. Hay dersin yine kurtulamadılar falan. Aynen öyle oldu. Şimdi şakalaşıyoruz ama o da biraz psikolojimiz bozuldu işin herhalde. Virüs mutasyonu bulundu. Daha bulaşıcı oldu. Bu da bir sıkıntı oldu. Son olarak da vatandaş pes etmeye başladı. Vatandaşın mücadele azminde bir düşme görüyorum ben. Bu hayırlı bir gelişme değil bu. Maske, mesafe ve hijyen. Özellikle mesafe kuralına pek uymuyorlar. Yani kalabalıklar oluyor. İşte insanlar kalabalıkların arasına giriyor. Hadi futbol maçı yapalım falan diyorlar. Yapamıyorlar zaten halı saha maçları ama. Yani bu izin verirse yapılacak. Dolayısıyla vatandaş da biraz artık ya yeter ne olacaksa olsun demeye başlıyor. O ne olacaksa olsunun sonu Allah saklasın ölümdür. Bunu böyle dememek lazım. Ne olacaksa olsun dememek lazım. Biraz daha gerekirse sabretmek lazım. Şunu diyor insanlar, çok anlayışla karşılıyorum. Covid'den mi öleceğim, açlıktan mı öleceğim? Zaten hani açlıktan öleceğim. En azından Covid'den öleyim, belki atlatırım diyen de şimdi var. Yani bu da hani cahilce bir yaklaşım olarak değil, anlayabiliyorum çünkü. Ben çok hoş bir söz olarak görüyorum ama boş bir söz olarak görüyorum. Merak etmeyin, kimse açlıktan ölmez ama Covid'den ölür. Evet, sevgili Ali Bey. Ekonominin kötü gitmesi tabii, o farklı bir şey ama hani açlıktan ölmek... Eğer yani o açlıktan ölmekteki kasıt tabii ki karın tokluğu değil. Karın tokluğu değil yani. Ama öbürü virüsten gerçekten hani ölüyor. Kiramı ödeyemedikten, çocuğumu okula götüremedikten. Anlıyorum. Birisi anlıyorum yani ölelim demesini anlıyorum. Mantıklı ama o mecazen, öbürü gerçek ölüm. Şimdi bunu söyleyenler gerçek ölümün gelmeyeceğini düşünüyorlar alttan alta. Ama gelebiliyor. Şimdi işte... Çok biraz daha sabırlı olalım. Ben biraz daha sabredeyim. Başka bir noktaya gider. Ben son sözü sevgili Ali Baş sana vereyim. Şimdi böyle 2 ay önce falan bir hatırlarsınız. Çok pik yapmıştı salgın. Evet. Böyle şunu söylüyorlardı. Tam kapanma şart. 14 gün tam kapatalım. Yasaklar gelsin, şu olsun falan. Aradan 3-4 ay geçti. Aynı grup, aynı kişiler. Ya sıkıldık diyor. Ya arkadaş sen dedin ki tam kapama istedin, yasak olsun dedin. Şimdi diyor ki abi sıkıldık. Demek ki
biraz bu işimiz vatandaş olarak da dengeli bakacağız. Şimdi Eskişehir'de ne olur? Eskişehir'de ben şu anda baktığınız zaman en fazla bu işten mağdur olan kesim gözüken esnaf. Yani, daha doğrusu en çok onların sesi çıktığı için biz onları daha çok mağdur kabul ediyoruz. Özellikle de lokantacı ve kafeci. Evet. Esnaflar, üniversiteler kapatıldığı için. Tedarikçiler de biraz arka planda kalıyor ama onlar da. Ekonomisini dışarıdan gelen öğrenciler çoğunlukla ayakta tuttuğu için. Böyle bir durum var. Şimdi onlar diyor ki arkadaş açılsın. Ben arkadaşlarımız işte geçen haber yaptılar. Ya 1 Mart'ta açılacak diye işte dükkanları temizlemişler, hazırlamışlar, süslemişler. Bakımı yapmışlar, bekliyor. Hazırlanır gibi. Yani insanlar psikolojik olarak da buna hazır. Bekliyor şu anda Eskişehir'de. Yani hayal kırıklığı olur eğer listeye giremezse Eskişehir açılacak yerlere. Ama bizim şu hatayı yapmamamız lazım. Normalleşmiyoruz dediği anda biz tamam Eskişehir'de eski günlere dönmeyeceğiz tabii. Yani yine tedbir. Daha fazla tedbir olması gerekiyor. Şimdi iyi kötü her yer kapalı olduğu için fazla kişiyle temas etmiyoruz. Ama işte normalleştik dediği zaman da bu sefer tedbiri iki misli almak zorundayız. Ben Eskişehir'in bilinçli olduğunu düşünüyorum. Evet bir boş vermişlik olabilir senin dediği gibi ama bilinçli olduğunu düşünüyorum. Belli kurallara uyarak işte mesafeye, hijyene, artık bu restoranların, kafelerin açılsın, insanlar biraz sosyalleşsin. Yani biz de bazen burada çıkıyoruz, biraz arkadaşlar hadi bir çay içelim diyeceğiz diyemiyoruz. Diyemiyoruz. Gidemiyoruz bir yere. Yani diyemiyoruz. Böyle bir durum var. Yani biraz insanlar da hani mekanı değiştirip başka bir yerde sosyalleşmek burada istiyor. Burada bir şey ilave edebilir miyim? Belki siz de okumuşsunuzdur. Amerika'da yapılan bir araştırmada hem de 50 milyon üzerinde bir araştırma, yani kişiyle yapılan araştırmada bilimsel bir tespit ortaya çıkmış. O da şu, restoran dediğimiz yerlerde bulaş riskinin daha fazla olduğu maalesef ortaya çıkmış. Evet. Dolayısıyla hani bizim esnafımız bundan çok hakikaten mağdur. Biz de sonuna kadar onlara katılıyoruz ve destek veriyoruz ama hani onlar 45 dakika ile işte sınırlansa da biz de açılsak diğer şeylere de dikkat ederiz filan noktasındaki serzenişleri haklı. Fakat böyle de bir bilimsel bir gerçek olduğunda maalesef okudum. Ben çok şaşırdım doğrusu. Ya ben şaşırmadım. Maske indiriliyor çünkü yemek yerken. Şimdi, bu da bulaşma riskini arttırır. Buradaki... Şimdi başka türlü hani toplu ulaşımdan tutun da işte çok klişe örnek olacak ama kongrelere kadar aslında hani bir takım serbestiler olunca ister istemez hani esnaf da çünkü bir tarafta da hakikaten malcanın yongası hayatını idame ettirmek zorunda. Bu bilimsellik hayatın gerçekliğiyle, realitesiyle örtüşmüyor orada. Bence bir denemek lazım bunu. Evet. Bir de şu var arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz Eskişehir'de hepimiz tanık oluyoruz bunlara. İşte paket yapıyor. Dükkanın 3 metre ötesinde dip dibe yemek yiyor insanlar. Evet. Yani onun yiyeceğine oturup herkes ayrı bir masada yese daha iyi. Daha bile avantajlı. Doğru olur belki de yani. Avantajlı diye düşünüyorum. Bu restoranlarda da ilk zaman bir kural alındı. Arkadaş kurallara, yani belirlenen kurallar tam uyulursa bence açılsın. Ama restoranların nasıl açılacağına dair bir kurallar silsilesi yapıldı. Dedik ki arada bir perde olacak. Mesafe olacak. İşte, diyelim örnek veriyorum. 50 masan varsa 25'e düşüreceksin. Bir de bence çok önemli olan bir konuda açık hava girişinin çok rahat bir şekilde sirkülasyonun olabileceği şekilde düzenleme yapılabilmesi lazım. Tabii. Bu da her yerde ne kadar mümkün onu da bilmiyorum. Şimdi ilkbahar geliyor. O biraz şansımız olur. Kapıyı pencereye açarlar. Umarım bahar her şeye gelir. Sonra ben bu selamlama kısmında not almıştım. Bunları söyleyemedim. Şunları söyleyeyim. Öncelikle sen tabii programa katıldın. Renk kattın, güç kattın. Bizim için iyi oldu. Ben de tabii Nuray Hanım'a, Nuray Akçasoy'a tekrar buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kendisinin de eksikliğini hissettik açıkçası. Daha renkli oluyormuş demek ki Nuray Hanım varken. Umarım önümüzdeki program hızla iyileşir, aramıza katılır. Bu dileklerimi de iletmiş olayım. Evet, bugün ben de merhabamı yaptım ama izlediğim tabii ki rengin ciddi bir kısmı eksikti burada. Sevgili Nuray Akçasoy'a tekrar geçmiş olsun dileklerimizi.
burada hep birlikte iletmiş olalım hem şahsen hem de programdaki diğer paydaşlar adına. Çok teşekkür ediyorum sevgili Orhan Durmuş, sevgili Kerem Akyıl ve sevgili Ali Baş'la birlikte Eskişehir'in gündemindeki başlıkları naçizane aktarmaya, paylaşmaya çalıştık sizlerle. Önümüzdeki perşembe yine bu ekranda, bu kez 5 kişi sizlerle birlikte olmak umuduyla hepinizi esenlikle selamlıyoruz. Hoşçakalın.